Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle 2019-2020 yıllarında çıkmış olan ÖSYM A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı sorularına bakacağız. İlk sorumuzla başlayalım. 1. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre işveren, yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin kaç lif bölü santimetre küpü geçmemesini sağlar? Doğru cevabımız A şıkkı 0.1 olacaktır. İkinci sorumuza gelelim. İşverenin işçilerin hem psikolojik tacize hem de cinsel tacize uğramaları ve bu tür tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir? Cevabımız B şıkkı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Üçüncü sorumuz. İş sözleşmesini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre düzenlenen diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı bağımlılık. Dördüncü sorumuza gelelim. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre kişi ve kurumlara uygulanan yetki belgesinin iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden en geç ne kadar süre içinde yapılır? Doğru cevabımız D şıkkı 10 iş günü olacaktır. Gelelim 5. sorumuza. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre sütunlu çalışma platformlarında ana platformun veya platform uzatmalarının sütuna bitişik kenarlarında sütuna el ve kol sıkışmasını engellemek amacıyla en az kaç metre yükseklikte uygun bir koruyucu kafes kullanılır? Doğru cevabımız C şıkkı 2'dir. 6. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre cephe iskelelerinde en alt seviyedeki ankrajlar taban plakasından en fazla kaç metre yükseklikte olacak şekilde yerleştirilir? Doğru cevabımız D şıkkı 4 metredir. 7. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yeraltı kömür madenlerinde eğimi 10 derece ile 20 derece arası olan kuyu, desandire, galeri ve taban yollarında çıkışta kaçış hızı kaç metre bölü dakikadır? Doğru cevabımız D şıkkı 25 olacaktır. 8. sorumuz. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre yukarıdaki işaretlerden hangileri el işaretleri ile birlikte kullanılabilir? 1. Işıklı işaret, 2. Sesli sinyal, 3. Sözlü iletişim. Doğru cevabımız C şıkkı sözlü iletişim, yani yalnız 3 olacak. 9. sorumuz. Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi işin gerekleriyle ilgili risk faktörleri arasında yer alır? Cevabımız D şıkkında var. İşin aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafesini içermesi. Bu risk faktörleri arasında yer alıyor. Gelelim 10. sorumuza. İş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafe veya korunakta belirlenen yeri ifade eder? Bu tanım güvenli yerin tanımıdır
Doğru cevabımız B şıkkında var. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.